ben hem oturum başkanımızı hem de konuşmacılarımızı yani davet etmek istiyorum. Oturum başkanımız Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Cevahir Uslu'nuz. Konuşmacılarımız Seksebol Yönetim Kurulu Başkanı Can Nahon. Metaş CEO'su Sayın Cemil Müjdat Altay. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Ulusal. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yaset Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak Aydın. Siemens Endüstriyel Otomasyon Ar-Ge Müdürü Sayın Tolga Şimşek. Ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Durmaz. Ben sözü oturum başkanımız Profesör Doktor Sayın Cevahir Uslu'nuza bırakıyorum görevimi. Analistlerimizin açıkçası ayrıntılı bir şekilde tanıtmak isterdim ama zaten burada hem iş dünyası hem üniversite temsilcilerimiz var. Ve buradaki panelistlerimiz özellikle iş dünyasını çok yakından tanıdı. Ve üniversite sanayi işbirliği anlamında da üniversitelerimizde çok yakın iş içerisinde olan panelistlerimiz var. O anlamda da ben kendilerini çok ayrıntılı tanıtmaktan ziyade isim ve temsil açısından bahsedeceğim. Can Bey, Can Bey, Hexagon Yönetim Kurulu Başkanımız hakikaten hem ülkemizin sanayisine hem de Ar-Ge ekosistemine çok ciddi katkılar yapmış birisi. Sormak istediğim de uluslararası yatırımcının Türkiye'de Ar-Ge yatırımlarında biz neyi hedeflemeliyiz? Yani ya gelin Ar-Ge yaptın mı diyeceğiz, ya yoksa ya bu yaptığımız Ar-Ge'yi mutlaka burada ticarileştirir mi diyeceğiz? Yoksa buralardan işte kimse şeyimize katkı yapacak sistemimize işte akademik yayın mı çıkarır? Orada nasıl bir politika izlemeliyiz? Sağ olun Sayın Başkanım, Sayın Müsteşarlar. Sayın dinleyicilerin katılımcılar, şöyle biz Ar-Ge'yi konuşuyoruz ama Ar-Ge için konuşmamamız lazım. Ar-Ge'yi niye yaptığımızı bir hatırlamaya ihtiyacımız var. Biz işin sonunda Ar-Ge'yi firmalarımızla Türkiye'ye katma değer yaratmak, ödemeler dengesine katkıda bulunmak, gelişmesini güçlendirmek için yapmaktayız. Dolayısıyla o hedefi hiç kaçırmamak lazım. Ve önemli olan Ar-Ge'ye yatırdığımız kaynağın maksimum netice vermesi için bir politika yapmamız lazım. Şimdi ben sizin sorunuza bu bakımdan cevap vereceğim. Uluslararası şirketlerden bizim 3 kademeli işbirliği yapma imkanımız var. Bu amaç olduğuna. Bir tanesi şu. Bir tanesi Ar-Ge direkt olarak istihdam yapıyor. Dolayısıyla Ar-Ge merkezinin Türkiye'ye gelmesi en kısa dönemde yaratacağı katma değer istihdam. Yabancılar Ar-Ge'lerini Türkiye'ye getirsinler. Hindistan'ın elektronikteki call center'lar vesaire gibi yaptığı gibi keşke Türkiye bir dünyanın Ar-Ge buluşma merkezi olsa hepsi gelse ve Türkiye'de ister yabancı ister yerli istihdam sağlansa. Bir tanesi bu. En kısa dönemde uluslararası işbirliklerinin vereceği netice bu. O Ar-Ge sadece Türkiye'ye yönelik Ar-Ge yapmayacak. Uluslararası şirketlere, uluslararası ihtiyacına göre Ar-Ge yapacak. Dolayısıyla Türkiye'ye bir katma değer kalemi vesaire her türlü katma değeri sağlayacak. En kısası bu. İkincisi orta dönem payda. Böyle bir sistem yaratıldığı takdirde ister istemez bütün son yenilikçi Ar-Ge teknolojileri, metotları, altyapısı vesaire Türkiye'ye geldiğinden dolayı insan kaynağımızın gelişmesine çok büyük katkısı olacak. Dolayısıyla ikinci uluslararası işbirliği faydası olur. Üçüncüsü bizim altyapımız daha önce söylendiği gibi evet devletimizin, hükümetimizin, üniversitelerin, şirketlerin yaptığı çok ciddi çabalarla hakikaten neredeyse mükemmel bir duruma geldi. Ama buna rağmen eksiklerimiz var. Örneğin Türkiye Avrupa'nın en büyük hafif ticari araç üreticisi, en büyük otobüs üreticisi, ihracatın en büyük lokomotif katma değer sağlayan sektörü otomotiv, maalesef otomotivin test merkezi yok hala. Bir aerodinamik test yapacaksak dışarıya gideceğiz. Kendi modelimizi yapacaksak dışarıya gideceğiz. Dayanıklı testlerini yapmak için dışarıya gideceğiz.
Dolayısıyla çok ciddi biz bir harcama ilişkini yapmaktayız. Dolayısıyla üçüncü katma değer bizim altyapımızda öncelikli sektörler için öngördüğümüz eksikleri tamamlamamıza yardımcı olduğu katma değer. Fakat bütün bunlar esasla kısır içinde. Esasla hedefimiz bu değil, bu olmamalı. Ar-Ge'nin hedefi bu değil, bu geçiş dönemi, kısa orta dönem Ar-Ge faydaları. Bizim işin sonunda Ar-Ge'nin bize en önemli faydası eğer biz Türkiye olarak küresel ihtiyaçlara cevap verecek çözümler, konseptler üretmeyi öğrenmezsek ve de onları biz işin sonunda ürüne ve konsepte döndürmeyi başarmazsak orta gelir tuzağından bizim bu tür şeylerle çıkmamıza imkan yok. Biz yine sanki başka bir sanayi yatırımı yapmış gibi ek takım Ar-Ge yatırımları yapmış oluruz. Ama hedef değil. Hedef esasında bütün bunlar bir araç. Amaç bizim Türkiye'nin marka, model, bilgi, teknoloji, lisans, know-how transferi yaratacak hale gelmesi. Bizi orta gelir tuzağından ileri atacak olan o. Bu da yarın olmaz. Hemen harbiden yarın bunu istemek doğru değil. Bunun için uzun dönemli bir vizyon, uzun dönemli bir stratejik olmak ve de sabırlı olmak lazım. Nesilleri sabırlı olması lazım. 20-30 yıl sonrasında bir bayrak bırakması lazım. Ben 20-30 yıl sonra şu şu şunu yapacağım demesi lazım. Ve de sinsi bir şekilde, sinsi diyorum. Sinsi poker oyuncusu gibi kartlarını açmadan, kendine saklayarak uluslararası ilişkilerini o şekilde gözeterek mümkün mertebe maksimum ekonomik avantajı, teknolojik avantajı bize sağlamanın yoluna bakmak lazım. Bu bir oyun, bu bir spor oyunu değil, bir savaş oyunu değil, bir ekonomik savaş oyunu değil, ne oyun olursa olsun. Bu oyunda biz mümkün mertebe kendi avantajımızı sağlayacak şekilde bir ilişkiyle yürütmek lazım. Yoksa ben şu Ar-Ge'ye getirdim, o burada yatırım yaptı, bir iki yatırım yaptı, bu çözüm değil. Mış gibi yapmalı. Yani kısa dönemi geçiştiriliş olur. Şöyle söylemem lazım. Bunun da en önemli zaafı maalesef sanayi. Devlet üstüne bir şey yapmıştır. Hükümet üstüne yapmıştır. Üniversiteler gereğini yerine getirmektedir. Biz sanayi olarak onlardan faydalanmayı bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Biz yaratıcı, yeterince yaratıcı değiliz. Ne yapmak istediğimizi ortaya çıkartamıyoruz. Türkiye'nin zaafı şu anda konsept üretmede, yaratıcılıkta. Ve bunun suçunu maalesef biz devamlı başka tarafa yüklemeyi şey yapıyoruz, biliyoruz. Şimdi burada önemli bir şey söylemem lazım. Peki niye böyle? Niye böyle? Çünkü Ar-Ge'yi en fazla yapan şirketler bugün ekonomik olarak en rahatlıkla şirketler. Ar-Ge hakikaten ihtiyaçları var. Onlar 100 milyon dolarca para kazanırlar zaten. Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge yatırımları o da bilmiş gibi yapıyor. Onlar bizi millileştirmeyecek, milli arabamızı onlar yapmayacak, milli tarım projesini onlar götürmeyecek, bizim milli tekstilimizi yapmayacak, bizim bir tane zarımızı o şirketler yaratmayacaklar. Bizim esasında sınır aşmaya, bir şey yırtmaya ihtiyacı olan, zorla olanlardan bir şeyler yaratmaya ihtiyacımız var. Kaynakları yanlış yere veriyoruz. O büyük şirketlerden Ar-Ge desteklerini çekip zaten Ar-Ge'leri çalışacak. Zaten onların yaptığı maalesef büyük bir kısmı, çoğu değil, büyük bir kısmı yabancı markalara zaten üretimlerini yapıyorlar. Türkiye neyin istiyor? Türkiye'de Ar-Ge'nin kısmı başarısı üretim başarısından geliyor. Türkiye üretimde o kadar güçlü, o kadar verimli, o kadar başarılı ki Avrupa'nın, dünyanın üretim merkezi. Herkes geliyor, Türkiye'de üretimi yaptırıyor. Ve biz bundan, büyük şirketlerimiz bundan katma değer alıyor. Büyük yatırımlar, büyük teşvikler alıyor. Büyük teşviklerle büyük yatırımlar geliyor, üretim yapıyor. Evet, ihracatın lokomotifi oluyor. Kısa dönemde bizi ekonomik olarak sırtımızda taşıyor. Fakat geleceğimizi bunun üstüne inşa edemeyiz. Geleceğimizi inşa etmek Ar-Ge'den geçiyor. Ar-Ge'den geçen geleceğimizi kaynaklar onlara değil, milli şirketlere götürmemiz lazım. O milli şirketlerin de bunun gücü yok. Çok da fazla gücü yok. Bankalar onlara kredi vermez, bilançoları tutmaz, 100 milyonları verdiğinizde teminat veremezler. Ama gelişme gelecek, olacaksa onlardan gelecek. Kaynaklarımızı doğru yere yönlendirmeye ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Can Bey'le
zaman kıyak tutacaktır. Yani bir şey yapmayalım ve topu taca atma lüksümüz yok. Yani ne buradaki topluluğu, ne buradaki de, gerek üniversite, gerek sana, gerekse kamu hakimleri olarak ne şikayet etme lüksümüz var, ne de tartışmayı kararına çekip orada bilinmeyenler üzerinde bir takım hamaset yapmaya gitti. Herkes kamuda bürokrat olarak benim üniversitelerim, değerli hocalarımızın, sanayicilerimizin mutlaka servis teşhabımızdan sonra ifade etti. Bu taşın altına elimizi birlikte koyar ise bu taşı yerinden oynatabiliriz. Aksi takdirde ne tek başına kamu, ne tek başına üniversite, ne tek başına sanayi, Cami tabi nezaket gösterdi. Yani sanayici olduğu için burada biraz kendilerini eleştirdiler. Sanayici olarak biz üniversitelerden kamunun çıkardığı mevzuattan yeterince yararlanamıyoruz diye ama hakikaten burada tüm paydaşlarımız henüz daha üzerine düşen sorumluluğu tam olarak yerine getiriyor değil. Belki bunu birbirimize anlayarak ve birbirimizle bu işbirliğini geliştirerek bu süreci daha hızlı geçirebiliriz. Çok güzel mesajları vardı. Sonunda tekrar o mesajlar üzerinden geçeceğiz ve üç şey saydı. Bunlardan bir tanesi insan kaynağının, özellikle uluslararası adli yatırımının istihdamı arttırması ve onun ötesinde nitelikli istihdamın artmasına neden olmasına, adli personelin niteliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Ama asıl amacın daha uzun vadeli bir vizyon geliştirmemizden ciddi markalar, modeller, sistemler ortaya çıkarmamız gerektiğinden ama bunun da bugünden yarına olmayacak. Bizzat AB'nin içinde olduğu için hakikaten bu tespiti çok önemliydi. Çünkü biz de zaman zaman şu eleştirilere maruz kalıyoruz. Ya bu kadar AB desteği verdiğimizde ne çıktık ya? Bu işin uygulamasını bilenler bunu böyle ve bugünden yarına şu kadar para verdik, yarın yerli bilmem şu teknoloji çıksın, bu iş böyle değil. En azından biz söylediğimizde bu çok belki bir savunma mekanizması gibi anlıyor ama işin içinde mutfağından ve işin yönetiminden birilerinin bunu söylemesi de Can Bey'in marka yaratmanın sistem geliştirmemiz. Peki Türkiye'nin uluslararası yerli marka yaratması için can alıcı şeyler nedir? Şöyle, o daha önce söylediğimin devamı küresel bir ihtiyaç olmak, ona cevap vermek lazım. Yani küresel ihtiyaç olmayınca uluslararası marka yapmaya imkan yok. Küresel ihtiyacı tespit en önemli şey. İkincisi ona konsept yaratmak lazım. Örnek vereyim. Mesela bugün bir müddetle yani 10 yıldır, 15 yıldır insansız hava uçakları var. Son zamanlarda küçük drone'lar yapıldı. İşte fotoğraf makinesi kullanılıyor, tarımda kullanılıyor, her şey kullanılıyor. Şimdi Uber onu insanlar hale getirmeye bakıyor. Yani o trafikte süratle gidebilmek için hani 30 yıl önceki televizyondaki jet pilleri uçağını yapıyor. Şimdi bu tip kırılma noktalarını bulmak lazım. Kırılma noktası değişik memleketlerin yarışlarında yarışın herkesi sıfıra indiği noktadır. Herkes bir daha başlar yarışlar. Yani biz evet bazı konularda geç sanayileşmeye başladık. Belki sanayileşmeye başladığımızda 300 yıl gelinen bir yerdik. Ama bugün üretim açısından biz dünyayı yakaladık. Şimdi yaratma açısından bir daha bir takım şeyleri sıfırlamaya ihtiyacı var. Kırılma noktalarını iyi okumamız lazım. Nerede bir kırılma noktası varsa o kırılma noktasında faaliyet yapmak lazım. Marka model yaratmak için en iyi ihtimal o. Dolayısıyla küresel ihtiyacı bu, kırılma noktası bu, konsept yarat. Konsept yaratmada sıkıntımız var, zayıfız. Ar-Ge'yi biz, Cengiz Bey'in dediği gibi o tüm iten taraftan Ar-Ge yapıyoruz, çeken taraftan Ar-Ge yapıyoruz. Çeken taraftan, dünya ne istiyor, biz ne veriyoruz dünyaya, ona bakacağız. Peki nereye yapacağız bunu? Örnek, sanayi dönemden bahsediliyor. Örnek, bir şeyde, mesela sanayi döndüğü akıllı şeylerde uygulamak istiyoruz. Akıllı şeylerde Londra'da, Paris'te falan bunu uygulayamazsınız. Onlar kılıcı şeyler. Türkiye'de her tarafta kentsel dönüşüm var. Her şey sıfırlanıyor. Gelişen dünyada her şey bazı yerlerde sıfırlanıyor. Greenfield, tertemiz bir sahadan bir daha başlanabiliyor. O zaman o tip şeyleri zor şehirlerde uygulamaktansa, Batı dünyası onun icabında yaratıyor ama uygulayamıyor. Bizde inanılmaz derecede hem ihtiyacımız olan
hem de ekip gelişmeleri yapacak fırsatlarımız var. Oralarda uygulamamız lazım. Biz elektrikli taksiyle uğraşıyorduk. New York'a gidiyoruz. Montreux'a yeterince elektrik yok. Biz elektrikli olamaz. Biz elektrikli diyorlar. Londra'ya gidiyoruz. Şarj istasyonları koyacak. Altyapı yok. Her tarafa ben o zaman altyapı koyamam diyor. Ama bir kentsel dönüşüm ortamında düşünseniz Türkiye'de şimdi bir kentsel dönüşüm ortamında elektrikli aracı o ortamın içinde heyecanını dışına bile çıkmak için gayet güzel sıfırdan altyapısını yapma imkanımız var. Yani bir Türkiye'nin göreceli avantajı. Kendimizi iyi tanımamız lazım, kırılma noktalarını iyi görmemiz lazım, dünyada küresel ilişkini iyi okumamız lazım, ona ihtiyaç olan küresel ihtiyaçları cevap vermek lazım. Son bir şey söyleyeyim, mesela dünya nüfusu yaşlanıyor, o nüfus sokağa çıkanıyor. İşte Cengiz'de dediğim gibi evden başlayan bir şeye başlıyorlar, bir tıbbi müdahale sistemine yatırım yapılıyor. O nüfus sokağa çıkanıyor, engellere uygun araç yapmak. Dünya bunlara spor arabası yapıyor, başka şeyler yapıyor. Bizim boşlukları bulup o boşlukları doldurmamız lazım. Türkiye dünyanın en büyük yenici tarım ülkesi. Buradan niye bir teknoloji çıkıyor? Yeni bir teknoloji çıkabilir, tarım devrimine başlıyor. O tarım devrimiyle birlikte, yeni tarım devrimiyle bizim buradan teknolojiyi çıkartabilmemiz lazım. Tarımda örnek olmamız lazım. Kütlesel avantajlarımızı kullanmamız lazım. Teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hem başkanımıza hem konuşmacılarımıza değerli hastalarımıza. 5'ten gereken havalandırmana giriyorum. Havalandırmana giriyorum. Havalandırmana giriyorum. Havalandırmana giriyorum. Havalandırmana giriyorum. Havalandırmana giriyorum.